Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. PDF olarak paylaşacak mısınız demişsiniz. Arkadaşlar PDF olarak, kısa PDF olarak paylaşacağım, tamam mı? Düzenlenmiş halini paylaşacağım. Bu şekilde paylaşmayacağım, haberiniz olsun. Tamam mıdır? Ama yine de paylaşacağım. Yani size lazım olan kısımlarını paylaşacağım. Bundan haberiniz olsun. Şu anda sesimizde herhangi bir sorun yok. Görüntümüzde herhangi bir sorun yok. Mesajlarımız geliyor. Tamam, takır takır. Herhangi bir sorun yok. Güzel. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Hemen şurayı açayım ben. Tarih öncesi çağlar. Arkadaşlar tarih öncesi çağlar. İlk önce tarih öncesi çağlar. Taş çağı ve maden çağı. Yine bildiğiniz şeklinde. Ne yapıyoruz biz? İnsanoğlunun yaşamış olduğu tarihi süreci ikiye ayırıyoruz. Tarih öncesi ve tarihi çağlar. Tarih öncesinin tipik özelliği nedir? Tarih öncesinde yazı yok. Zaten ne deriz biz? Tarih Sümer'le başlar. Yani tarih yazıyla başlar. O zaman şöyle bir çizgi çektiğimizde, attım kafadan, tamam, çizgi çektiğimizde yazıdan önceki döneme tarih öncesi dönem, yazıyla başlayan devre tarihi çağlar diyoruz. Burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum sadece şu tablodan. Bir şeye dikkat edin. Dikkat ederseniz eski taş, orta taş, yeni taş, bakır, tunç, demir diye geçer. Şurada ise ilk, orta, yeni ve yakın diye geçer. Çünkü burada yazı vardır ve biz insanoğlunun başından geçen olayları biliriz yazı sayesinde. Bu nedenle şu dönemde yani tarih çağlarda evrensel olaylara dikkat ederiz. Hepimiz biliriz bunu. Ama söylemeden de geçmek yanlış olur. O zaman tarihi dönemlerin çağlara ayrılmasında evrensel olaylara dikkat edilir. Mesela yazının bulunması, kavimler göçü, İstanbul'un fethi, Avrupa'ya göre Rönesans, Fransız ihtilali. Ama şuraya baktığınızda taş, 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 maden diye gider. O halde şu dönemin, tarih öncesi dönemin çağlara ayrılmasında malzemeye bakılır. Yani insanoğlunun kullanmış olduğu araç ve gereçlerin niteliğine bakılır. Tamam, bu ayrımı bilelim arkadaşlar. Burada bir ayrım daha bilelim. Orada da şuna bakıyorsunuz şimdi. Bakın burada güzel bir bilgi öğreneceğiz sizinle. Nedir o? Eski taşın paleolitik olduğunu, orta taşın mezolitik olduğunu, yeni taşın neolitik olduğunu unutmayın. Eskiden şey vardı, hatırlar mısınız onu arkadaşlar? İşte kaba taş, değil mi? Kaba taş. Ondan sonra yontma taş, hatırlayın. Cilalı taş gibi devirler vardı. Bakır devrinin diğer bir adının kalkolitik olduğunu unutmuyorsunuz, tamam mıdır? Mesela burada insanoğlunun en uzun döneminin paleolitik, yani eski taş olduğunu asla unutmuyoruz. Sorulacak sorulardandır. Ve bir şey daha, şuraya bakarsanız Tunç devrine, bakın Tunç devrine, Tunç devri milattan önce 3400, milattan önce 1200 arası. Peki yazının bulunduğu tarih ne? Milattan önce 3200. O zaman yazı Tunç devrinde bulundu. Şu devirde bulundu. Yazının bulunduğu dönem ilk Tunç devridir. Ki yazıyı Sümerler buldu. Anadolu ise Orta Tunç döneminin başında geldi. O zaman yazı Tunç devrinde Sümerler tarafından bulundu. Dikkat edin, Tunç devri M.Ö. 3400'de başlıyor. 3200'de de 200 yıl sonra Sümerler yazıyı buldular. Ne zaman? İlk Tunç devrinde. Orta Tunç devrinde de, ki milattan önce 1950'dir bu, Orta Tunç devrinin başında da Asurlu tüccarlar Anadolu'ya yazıyı getirdi. Anadolu'ya. Peki o zaman Anadolu'ya yazı Orta Tunç'ta geldiyse, Sümerler yazıyı ilk Tunç'ta bulduysa, bu şu demektir. Demir devri tarih öncesi devirlerden kabul edilmez. Tarih öncesi devirler hangisidir? Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik ve ilk Tunç devri tarih öncesi devirdir. Orta Tunç, son Tunç ve demir devirleri yazılı dönemdir. Ama ilk çağ devirleri, ilk çağ diyorum, ilk, orta, yeni, yakın diye geçmez. Orta Tunç, son Tunç ve demir devri diye geçer. Bunu unutmuyoruz. Bu önemli bir bilgiydi. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki birinci bilgimiz bu. Bu sayfanın yorumu buydu. Güzel. Şimdi nasıl okun? Şurası mı? Ha, orası biraz bozuk olduğu için okunmuyordur arkadaşlar. Tamam mı? Biraz büyütürseniz. Peki. Geldim şuraya. Geldim okunacak yere. Şimdi burada 3 isim var. Bunlardan birisi arkadaşlar Christian Thompson. Şu Christian Thompson. Diğeri John Lubbock. Diğeri John Biden. Şu 3 isim. Şu Christian Thompson dediğimizde aklımıza 3 çağ sistemini kuran adam gelecek. 3 çağ sistemi.
taş, tunç, demir. O zaman ilk defa tarih öncesi devirleri çağlara ayıran Christian Thompson. Christian Jürgensen Thompson diye bir adam. Siz Thompson deyin sadece, tamam mıdır? Taş, tunç, demir. Şu John Lubbock şunu var ya, taş devrini daha da geliştiriyor. Diyor ki eski taş yeni taşı ekliyor buraya. Eski yeni taş neolitik. Böylelikle 3 çağ sistemini daha ayrıntılı hale getiriyor. 3 çağ sistemini ayrıntılı hale getiren John Lubbock. Arkadaşlar günümüzdeki ayrımı, bak günümüz, artık günümüze geçtik. Yani şuna. Şuna geçtik yani artık. Şu sisteme geçtik. Günümüzdeki ayrımı ortaya çıkaran, yani tarihi devirleri çağlara ayırma noktasını metodolojik hale getirirse Jim Biden oluyor şu adam. Ki biz Jim Biden'ın bunu yapmasında Avrupa tarihi ekseni olduğunu da söylüyoruz. Yani mesela biz İstanbul'un fethi deriz, onlar İstanbul'un fethi demez. Rönesans der. Biz kayımlar göçü deriz, onlar Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması der. O zaman tekrar Christian Thompson ne yaptı? Üç çağ sistemini kurdu. John Lubbock bunu daha ayrıntılı hale getirdi. John Biden ise günümüz arkadaşlar tarih çağları ayrımını ortaya koydu. Burada bize sorulacak Başat Christian Jürgensen Thompson'dır. Şu adam, tamamdır arkadaşlar. Bu slaytı da bitirdik, güzel. Şimdi burada tarih öncesi dönemlerde Anadolu'da önemli merkezler var. Buradan da soru geliyor. Anadolu'daki önemli merkezler. Tamam, nedir bu mesela? Arkadaşlar ilk önce şöyle bakalım. Yarımburgaz Mağarası, şurası İstanbul'da burası, tamam mı? İstanbul'da Yarımburgaz Mağarası ilk insan yerleşiminin ortaya çıktığı yer. O zaman tarihteki ilk insan yerleşimi İstanbul Yarımburgaz Mağarası. Karain Mağarası, Antalya'dır Karain Mağarası. Eğer Antalya ile ilgili bir soru soruyorlarsa aklınıza ilk önce Karain Mağarası gelsin arkadaşlar. Belde bir belbaşı da Antalya'da ama asıl Karain Mağarası'dır. Hayatın başladığı yer. İnsana ait en eski kemiklerin bulunduğu yer Karain Mağarası. Konya'dır Dursunlu fosil yatakları. Dursunlu fosil yatakları ise insana ait en eski izlerin olduğu yer. Hocam, ne demek en eski izler? Ya bu bir insan tarafından yapılmış bir taş olabilir mesela. Burada insan ile yapılmış bir taş bulunmuş. O zaman en eski insan izleri Dursunlu mağaraları, fosil yatakları, en eski insan kemiği Karain Mağarası, en eski insan yerleşimi mağara olarak Yarımburgaz Mağarası'dır. Tarihteki tarım devrimi olarak düşünün. Tarım devrimi, tarımın yapıldığı ilk köy yerleşmesi Diyarbakır Çayönü'dür. Ama şöyle bir cümle gelirse, ilkel köy yerleşmesi, bak tarım değil, kulübeler, evler var ama tarım yok. O zaman Hallançemi akla gelir. Batman, Hallançemi. Hallançemi ilkel köy yerleşmesi ama modern köy olarak, tarımın yapıldığı köy olarak Diyarbakır Çayönü akla gelir. Arkadaşlar Konya Çatalhöyük ilk şehir yerleşmesi. Kayseri Kültepe, Anadolu'da ilk yazının bulunduğu yer. Urfa Göbekli Tepe ilk ayin merkezi, ilk tapınak. Verimli Hilal ise insanların yerleşik hayata geçtiği yer. Verimli Hilal, bereketli ova. Ben onun haritasını göstereyim şimdi size. İlk doğal çevre. Neresi burası? Burası. Gördünüz mü? Verimli Hilal dediğimiz yer burası. Yani Türkiye'nin güneyi ve güneydoğusu, güneyi ve güneydoğusu, Irak ve Suriye'nin kuzeyi. Biz buraya verimli hilal diyoruz. Diğer bir ifadeyle ilk doğal çevre. Ne demek doğal çevre? Doğal çevre dediğim şey yaşama uygun yer. Yani insanlar artık mağaralardan, ağaç kovuklarından çıkıp nehir ve göl kenarlarına yerleşmeye başlamışlar. Biz buraya doğal çevre diyoruz. Neresi? Türkiye'nin güneyi ve güneydoğusu. Suriye ve İran kuzeyidir doğal çevre arkadaşlar. Mesela Urfa ile Diyarbakır arasında Karaca Dağı dediğimiz bir bölge var. İlk defa tarımın yapıldığı yer burası, Karaca Dağı bölgesi. İlk defa tarım yani tahılın ana vatanı, tarımın ana vatanı Anadolu olmuş. Urfa ile Diyarbakır arası Karaca Dağı bölgesi olarak geçer. O zaman biz bu şuraları unutmuyoruz. Yani Dursunlu, Karain, Yarımburgaz, Çayönü, Çatalhöyük, Göbeklitepe, Verimli Hilal, Kültepe. Bunlar nedir? Anadolu'daki önemli yerleşim yerlerdir. Sorunun çıkabileceği yerlerdir. Bunları da asla unutmuyoruz arkadaşlar. Geldik şeye. Ne dedik? Anadolu'daki en eski köy yerleşmeleri açıkladım. Hallançemi,
Diyarbakır çay önü. Arkadaşlar emmer evcil buğday. Emmer evcil buğday dediğimiz şey artık evcilleştirilmiş buğday. Önceden ne vardı? Yabani buğday vardı. Artık insanlar kendi buğdayını kendileri tohumluk buğdayı kendileri üretmeye başladı. Biz buna emmer evcil buğday diyoruz. Tahılın ana vatanı Anadolu'dur. Neresi? Karacadağ. Neresi burası? Urfa ile Diyarbakır arasıdır. Hemen geçiyorum. Şurada sesim açıkmış. Tamam, güzel. Arkadaşlar ne var burada başka? Peki taş çağı neydi taş çağı? Paleolitik, mezolitik ve neolitikte tarım devriminin olduğu, Gordon Childe'e göre tarım devriminin olduğu yer neolitik dönemdir. Bunları teker teker görelim. Bakın şimdi. Paleolitik çağın özelliğine biraz küçülteyim. Sayfanın tamamını alsın arkadaşlar burada. Alabiliyor mu? Alıyor, evet. İyi bakın arkadaşlar. Tek bir sayfada burayı bitirelim sizinle. Ne var burada? Evet, yayın kaydediliyor. Bakın arkadaşlar, en eski ve en uzun dönem. Alt, orta, paleolitik. Kim var buralarda? Yok, altta kim var, üstte kim var, buna bakmayın arkadaşlar. Homo habilis, ilk insan. Habilis ne demek biliyor musunuz? Becerikli demek. Çalışkan, çalışan, homo habilis. Becerikli, beceri. Vücudunu çalıştırmayı öğrenmiş. Çalışan, becerikli insan. Homo erectus arkadaşlar, ki diğer bir adları bunlar, çok önemli değil. Homo erectus dik durabilen insan artık. Arkadaşlar bu devrin en önemli özelliği ateş. Ateşi ilk defa kullananlar Afrika'daki Homo erectuslar. O zaman ateş ilk defa ne zaman bulunmuş? Paleolitik çağda. Unutmuyoruz. Yani eski taşta. Ki ondan sonra Homo Neandertal mağara adamı demek. Mağara adamı. Ve bu dönemde insanlar artık ölülerini gömmeye başlamışlar ve ölülerini cenin şeklinde, arne karnındaki şekilde gömmüşler. Bu da öbür dünyayla kurulan bir bağ. Yani dini inançlar yavaş yavaş ortaya çıkmıştır diyoruz. Peki bu devrin özelliği ne? Belli, havalar soğuk. Yani buzul var. O zaman insanlar tüketici, göçebe ve klanlar halinde yaşıyorlar. Henüz aile kavramı ortaya çıkmış mağaralarda, ağaç kovuklarında yaşıyorlar. En uzun devir ve bu dönemde insanlar alet yapımında obsidiyeni kullanıyorlar. Obsidiyen dediğim şey volkanik cam. Aynı zamanda çakmak taşını kullanıyorlar. Çakmak taşı, obsidiyen, volkanik camları kullanıyorlar. Ve bu devirde insanlar ilk defa sanat eserleri ortaya koyuyorlar. Avladıkları hayvanların resimlerini mağara duvarlarını çiziyorlar ki ilk defa resim sanatı Paleolitik dönemde ortaya çıkmıştır diyoruz arkadaşlar. Bu devri aydınlatan, bunu çok yaymaya gerek yok. Yok kürk giyiyordu, yok ateş yakıyordu, ateşi niçin kullanıyordu ya? Ateşi herhalde yani kaloriferleri yakmak için kullanmayacak, o devrin şartları ile ilgili. Karayın, Beldibi, Belbaşı, Yarımburgaz, Kapalı İn ve Üç Ağız Paleolitik dönemi aydınlatan merkezlerdir. Burada soru var işte. Yani der ki aşağıdakilerden hangisi Paleolitik devri aydınlatan en eski merkezlerdendir der ve bundan birisini verir size. Öbür tarafa da Cilaltaş, Maden Devri'ni aydınlatan merkezler koyar. O yüzden bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Önemliydi. Şimdi dikkat ederseniz bu devre bakarsanız arkadaşlar M.Ö. 2,5 milyon yıl, M.Ö. 200 bin yıl. Yani 2,3 milyon yıl sürmüş bir dönem. Uzun bir dönem bu. Devam ediyoruz. Geldik Orta Taş, Mezolitiğe. Şey devam ediyor. Şu devrin şartları devam ediyor. Yani tüketici, tamam mı? Yine mağaralarda yaşıyorlar. Göçebe. Fakat bir fark var. Bu dönemde bir fark var arkadaşlar. Bu dönemdeki farkın özelliği şu. Havalar yavaş yavaş ılımanlaşmaya başlıyor. Ama ılımanlaşmaya başlamasına rağmen göçebe hayat devam ediyor. Tamamdır. Eski alışkanlıklar devam ediyor. Yine mağaralarda, kaya sığınaklarında yaşıyorlar. Bu devrin özgün aleti mikrolit. Mikrolit dediğim şey çakmak taşının daha inceltilmiş, daha profesyonel hale getirilmiş aletleridir. Bu devri aydınlatan merkezler ne? Beldibi, Öküzeni, ki Beldibi dikkat edin hem Paleolitik'te var hem Mezolitik'te var. Ankara Macunçay, Burdur Baradiz, Göller Yöresi, Samsun Tekkeköy. Buraları aydınlatan merkezi bu. Biz çok Mezolitik'in, diğer bir ifadeyle Paleolitik sonrası, Epipaleolitik dönemin özelliklerini çok bilmemize gerek yok. Ortada kalmış bir devir yani. Ortada kalmış. Ne gibi? Paleolitikten Neolitik'e geçiş gibidir Mezolitik. Ama Mezolitik devrinin sonlarına doğru bir olay var. O da ne? Natufyen dönemi. Natufyen bir geçiş dönemidir. Mezolitikten
Neolitik'e geçiştir. O yüzden şöyle deriz. Mezolitik devrin sonlarına doğru, dikkat edin hava ılıman ya, mezolitik devrin sonlarına doğru yavaş yavaş ilk köyler ortaya çıkmaya başlamış. Fakat ilk köyler ortaya çıkmaya başlamış da, mesela şey bu dönem, adını siz söyleyin, Göbekli Tepe bu dönem, bu dönemde ortaya çıkmış. Ama dikkat edin, tarım yok. Köyler var, tarım yok. Yani insanlar kulübeler kurmuşlar nehirlerin, göllerin kenarına ama hala yabani tahıl tüketiyorlar. Doğadan besleniyorlar. Natufyen devri bu. Tarım yok ama köyler var. Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte Hallançemi bu dönem. Hallançemi. Tarım yok ama köy var. En eski köy dedik ya Hallançemi'ye. Mantığı böyle kurun. Yani yavaş yavaş o köyler oluşmaya başlıyor. Bu köylerde tarım devrimi başlayınca ne başlayacak? Neolitik devri başlayacak. Neolitik devir tarım devrimi demektir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu devrin en önemli özelliklerinden birisi de şudur. Mezolitin hayvan, ilk hayvan evcilleştirildi. Evcilleştirilen ilk hayvan da köpektir ve mezolitik dönemdir. Tamam mıdır? Normalde hayvanların evcilleştirilmesi neolitik dönemdir. Ama şey deyince, ilk evcilleştiren hayvan deyince akla köpek gelir. O da mezolitik dönemdir. Peki, geldik en önemlisine, neolitik. Neolitik dediğimiz dönem arkadaşlar şey, artık tarım devriminin olduğu devir. Yani artık köyler var. Burada tarım köyleri var. Bakalım ne diyor burada? İnsanoğlu ov ve su kenarlarına indi, toprağı işlemeye başladı. Yani yerleşik yaşam başladı. Bu şu demektir, insanoğlunun yaşam şekli değişti. Artık tarım köyleri kuruldu ve insanoğlu topraktan aletler yapmaya başladı. Çanak çömlek, ki neolitik devir çanak çömleksiz ve çanak çömlekli diye ikiye ayrılır arkadaşlar. İnsanlar kürk giyiyordu, elbise giymeye başladı. Artık doğaya hükmetti ve hayvanları evcilleştirmeye başladı. Çiftçi toplulukları oluştu bu dönemde. Peki çiftçi toplulukları oluşursa zanaat kolları da ortaya çıkar mı? Zanaat kolları, evet. Takasürlü ticaret ortaya çıkmaya başlar mı? Evet. Artık insanoğlu göçebe yaşamı terk etti. Üretici bir topluluk ortaya çıktı. Üretici topluluk neolitik devirdir. İlk defa bu dönemde büyük tapınaklar yapılmaya başladı. Biz mesela şurada Göbekli Tepe dedik ya burada, Natufyen dönemi. Normalde Göbekli Tepe günümüzden 12 bin yıl önce mezolitik devre denk gelir. Ama bunu hiç böyle değerlendirmiyorlar ne hikmetse. Diyorlar ki neolitik dönemdedir diyorlar. Oysa ki yanlış. Yani Göbekli Tepe neolitik döneme denk gelmiyor. Mezolitik döneme denk geliyor. Ama ne diyorlar? İşte neolitik devrin en ünlü işte ilk tapınağı filan diyorlar arkadaşlar. Ki zaten Göbekli Tepe hangi devri aydınlatan merkezdir sorusunun cevabında mezolitik demiyoruz. Neolitik diyoruz. Onlar öyle dediği için. Normalde teknik olarak yanlıştır bu. İlk tapınaklar, büyük tapınaklar bu dönemde yapıldı. Nevali Çörü, Göbekli Tepe, ilk dinsel yapılar bu dönemde ortaya çıktı. Unutmuyoruz arkadaşlar bunu. İlk köyler, ki ilk köy yerleşmesi bu devrin Çayönü, ilk şehir yerleşmesi Çatalhöyük bu devirde ortaya çıkmıştır diyoruz arkadaşlar, ki ilk defa insanlar malların üzerine mühürler de koymaya başladılar. Şöyle bir baktığımızda bu devri aydınlatan merkezler nerelerdir diye baktığımızda arkadaşlar, Çayönü, Hallançemi, Nevali Çöri, Göbekli Tepe ve Çatalhöyük. Çatalhöyük bu devri aydınlatan merkez. Ben size burada bir yer daha yazacağım. Gaziantep, Sakçagözü. Sakçagözü. O zaman şöyle bir baktığımızda Çayönü, Diyarbakır Çayönü, Batman Hallançemi, Urfa Nevali Çöri, Urfa Göbekli Tepe, Gaziantep Sakçagözü neolitik dönemi aydınlatan merkezlerdir diyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Peki. Şunlar şey, Türkiye'de değil. Şu Jeriko, Jarmo, bu Mureyvet filan, onlar Türkiye'de olmadığı için üzerinde durmadım. Arkadaşlar maden devrine gelince taş devrinden maden devrine geçiş kalkolitik olarak adlandırılır. Taş bakır devri, yani bakır dönemi. İnsanoğlunun kullanmış olduğu ilk maden bakır, doğada saf bulunduğu için. Peki ne olmuş bu dönemde? Bu dönemde birkaç şey bileceksiniz. Bunlardan bir tanesi şu. Türkiye'de bu devri aydınlatan merkezler Çorum Alacahöyük, Denizli Beyce Sultan, Çanakkale Kumtepe Truva, Samsun İkiztepe, Malatya Arslantepe. Burada neye dikkat edin biliyor musunuz? Genellikle bunlar
maden devrini aydınlatan merkezler. Yani bakır devrinde olan tunç devrinde de var. Tunç devrinde olan demir devrinde de var arkadaşlar. Bunları hocam Alacayük maden şey bakırda mıydı tunçla mıydı diye girmeyin bu işlere. Tamamdır arkadaşlar. Ki zaten Anadolu'daki ilk uygarlık hangisidir? Hattilerdir. Ondan sonra Hititlerdir. Bunlar tunç çağı uygarlıklarıdır. Ama ne dedik burada? Alacayük nerede var? Bakır devrinde var dedik. Peki tunç çağı dediğimiz devir bakırdan sonra. Demek ki Alacayük tunç çağında da var ki biliyorsunuz Hattilerin merkezi Alacayük'tür. Burada biraz mantık kurmakta fayda var. İkincisi ise şudur. Bu devirde gelişkin köyler ortaya çıkmıştır. Gelişkin köy dediğimiz yapılar arkadaşlar ve çıkar bölgeleri. İlk defa bu dönem gelişkin köyler, çıkar bölgeleri, çıkar alanları, sulu tarım, artı ürün, tapınak ekonomisi hep bu devirde. Yani olayı şöyle düşünün. Adamlar tapınak kurmuşlar, tapınağa rahipler yerleştirmişler, onun etrafında tarım yapmışlar. Oradan yaptıkları tarımdan kazandıkları vergileri tapınağa getirmişler. Böylelikle tapınak ekonomisi ortaya çıkmış. Sümerler bu tapınak ekonomisinden dolayı Tunç devrinde yazıyı bulmuşlar. Nasıl? Tapınağa kimin ne kadar mal getirdiğini kaydetmek amacıyla. O zaman artı ürün dediğimiz, gelişkin köy dediğimiz, sulu tarım dediğimiz, ekonomik çıkar çevreleri dediğimiz olay hep bakır devri. Bu Tunç'ta yazıya dönüşecek. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu da unutmuyoruz. Önemliydi bu bilgi. Tunç çağına gelince en önemli özellik yazının bulunduğu devirdir. Yazı bu dönemde bulundu. Sümerler tarafından bulundu. Ayrıca ilk defa şehir devletleri Tunç devrinde bulundu. Peki ilk şehir devleti hangisidir sorusunun cevabı? Uruk'tur. Uruk dediğimiz ilk şehir devletleri. Mezopotamya'da ortaya çıktı. İlk şehir devletleri bu devirde ortaya çıkar ve Uruk kentinde arkadaşlar tapınak ekonomisinden dolayı yazı bulunur. Böylelikle tarihi çağlara geçilir. Tunç devri tarih öncesinden tarihi çağlara geçilen devirdir ki yazı ilk defa Asurlu tüccarlar tarafından Anadolu'ya getirildi. Nereye? Kayseri Kültepe'ye getirildi. Ki arkadaşlar bakın şimdi şurada bir şey okuyacağım size. Asur ile Anadolu arasındaki ticaretin temelinde Asur'dan Anadolu'ya kalay ve dokuma ürünleri dış satımı karşılığında Anadolu'dan gelirdi. Gümüş, altın, değerli taş alınırdı ki kalay ilk çağda en önemli satış aracı olarak kabul edilir. Şimdi ne oluyor? Asurlu tüccarlar Anadolu'ya geliyor. Buraya kalay satıyorlar. Buradan altın alıp götürüyorlar. Gelirken de Kayseri Kültepe'de bize yazıyı öğretiyorlar Anadolu'ya. Ki tarih kaç milattan önce? 1950. O yüzden 1970 yazdım ya. 1950 milattan önce. Yazı Anadolu'ya milattan önce 1907'de Kayseri Kültepe'de geliyor. Bu nedenle yazının Anadolu'ya geldiği dönem bu bilgiyi de unutmuyorsunuz. Asur ticaret kolonileri çağı denir. O zaman Asur ticaret kolonileri çağı Anadolu'da yazının geldiği devirdir. Bu bilgiyi de asla unutmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar önemli. Peki. Şimdi burada bir bilgi daha. Megaron. Megaron ve Tolos. Megaron'da Talos'ta iki odalı evlerdir. Anadolu'daki iki odalı evlere Megaron, Sümerler'deki iki oda, Mezopotamya'daki iki odalı evlere Tolos ismi verilir. Tamamdır arkadaşlar. Burayı aydınlatan merkezler Kültepe ve Ahlatlı Bel. Demir çağının özelliğine demir kullanmışlar. Ne diyeyim yani bu devirde? Şu 1200 tarihi önemli. M.Ö. 1200. Burayı da yazayım. Ege göçleri yaşandı. Deniz kavimleri hareketi yaşandı. Bu Ege göçleri sonucu Hitit devleti yıkıldı. Hititler M.Ö. 1200 tarihinde yıkıldı. Neyle? Ege göçleriyle. Anadolu'da siyasi birlik bitti ve karanlık çağı başladı. Hititler Anadolu'nun güneyine, Toroslara göç ettiler ve orada yaşamaya başladılar. Ve o tarihten sonra Anadolu'da Urartu, Frig ve Lidya krallıkları kuruldu. O yüzden Demir Çağ krallıkları kimdir sorusunun cevabı? Bir, Toroslarda yaşanan geç Hitit devletleri. Feodal yani. Feodal Hitit devletleri. Urartu Krallığı, Frig Krallığı, Lidya Krallığı. Bunlar Demir Çağı Krallığı olarak geçer. Peki Tunç Çağı Krallıkları kim? Hititler. Peki Hititlerin ataları kim? Hattiler. Hattiler ne diye bilinir? Etiler diye bilinir. Anlaştık mı arkadaşlar? Ki Anadolu'da burayı aydınlatan merkezler Hacılar. Hacılar dünya tarihinde ilk defa surların görüldüğü yerdir arkadaşlar. Tamam mı? Hacılar, Çanakkale, Tuğrul, Yozgat, Alişar, Çorum, Alacayük buralar. Demir çağını aydınlatan merkezler. Hatırladınız mı? Alacayük aynı zamanda bakır devrini aydınlatan
merkezlerdi. Arkadaşlar geldik ilk çağ uygarlıklarına. Buraya kadar sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı buraya kadar? Bu alan Maraşlı lokum. Bu alan ÖABT tarih ve sosyal bilgiler ve sınıfçı arkadaşlar için anlattığımız yer. Tamam mıdır? Var mı bir sorununuz buraya kadar? Tamam. Tamam. Bir sıkıntımız yok. İyi gidiyoruz. Gayet güzel. Peki. Az bir şey sürecek. Az bir şey daha. Tamam mı? Az bir şey sürecek. Biraz daha seriye gideceğiz. Tamam. Yani şu uygarlıkta neyi bil? Artık mantığı kurduk. Mantık kurduk. Şimdi şu uygarlıkta ne bileceksiniz mantığıyla gidecek arkadaşlar. Mantık kurmayacağız. Direkt bilgi vereceğiz. Şimdi arkadaşlar iyi dinliyorsunuz bunu. Yazı nasıl ortaya çıktı? Tapınak ekonomisiyle ortaya çıktı. Hatırlayın bunu. Şeyler vardı. Bakır çağında tapınak ekonomisi ortaya çıkmıştı. Oraya rahipleri koydular. Rahipler kimin mal getirdiğini yazmak amacıyla mabet ekonomisini oluşturdu. Böylelikle kimin mal getirdiğini duvarlara kaydetmek amacıyla duvarları çizdiler ve böylelikle sembolik yazı dediğiniz pikilografik yazı ortaya çıktı. Nerede ortaya çıktı? Sümerler'de. Nerede? Uruk kentinde. Uruk'u unutmuyorsunuz. İlk defa yazılı belgeler M.Ö. 3200 tarihinde Uruk kentinde Sümerler tarafından bulunmuştur. Mabet ekonomisiyle bulunmuştur. Ki Sümerlerin tapınağına ne diyorduk biz? Zikkuratlar. Zikkuratlar da bulundu. Mısırların kullanmış olduğu yazı hieroglif yazıdır. Hieratik yazı da denilir buna. Yani kutsal yazıdır. Ki alfabeyi ilk defa bulanlar Fenikeler oldu. O zaman ilk önce çivi yazısı, sonra hieroglif yazı, sonra Fenike alfabesidir ki Fenikeler hieroglif yazıyı geliştirerek alfabeyi icat etmişlerdir. Bu arada şeyi de unutmayın. Arkadaşlar çivi ve hieroglif yazısını Akat, Babil, Asur, Hitit, Urartu ki zaten Sümerler bulmuştu. Bunlar kullandı. Alfabeyi ise şuradan alfabe çekeyim. Alfabeyi ise Anadolu'da Frig, İyon ve Lidya kullandı. Lidya ya Frig'i yazamadım. Frig, Lidya, İyon Fenik alfabesi. Arkadaşlar Hitit ve Urartular ise çivi yazısını kullandılar. Hititler aynı zamanda kendilerine özgü bir hieroglif yazı da kullandı. Bu hieroglif yazıyı nereden aklınızda tutabilirsiniz? Kadeş Antlaşması Hititlerle Mısırlar arasında. O zaman Mısırlar hieroglif yazıyı Hititlere öğretmiş olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Parşömen dediğimiz arkadaşlar kodeks. İlk defa Bergama'da ortaya çıktı. İlk kitabı yapanlar Bergamalılar zaten. Astronomide ilk defa matematiksel işlemler Sümerler'de ortaya çıktı. İlk defa matematiksel işlemler Sümerler. Nereden biliyorum? Zikkurat. Zikkurat dediğim tapınaklarda bunlar arkadaşlar oranın en üst katını gözlem evi olarak kullandılar. Yani şöyle düşünebilirsiniz burada. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle yapın zikkuratları. Tamamı 7 katlıdır zikkuratlar. Şöyle görün arkadaşlar. En üst katı gözlem evi. Orta katı tablet evi. Ve tapınak orta katları. Tamam. Alt katı depo. Yani vergilerin getirildiği depo. O zaman çok fonksiyonlu. Hem astronomi, hem okul, hem tapınak, hem de depo olarak kullanıyorlar. Strabon, hemşerim Amasyalı. Strabon arkadaşlar coğrafyacıdır. Aynı zamanda bir gezgindir. Coğrafya ve gezgindir. Coğrafya adlı kitabını unutmamak lazım arkadaşlar. İlk çağın ilk siyasi organizasyonları şehir devletleridir. İlk çağlarda, ilk çağların ilkinde ya da işte ilk uygarlıklarda asla imparator ve merkezi devletler yoktur. Şehir devletleri vardır. Bu şehir devletlerinde Mısır'da Nom, unutmayın. Sümerler'de Site, Yunan, Ege uygarlıkları, bu Ege uygarlıklarıdır. Ege uygarlıktan da polis ismi verilmiştir. Zamanla bu şehir devletleri birleşerek imparatorluk haline gelmiştir ki tarihte ilk defa ilk merkezi krallığı kuran, ilk imparatorluğu kuran Akatlardır. Sargon, Akat kralı Sargon'dur ki Sargon dört bir yanın hakimi, evrenin hakimi ünvanını kullanmıştır. Neden dört bir yanın evrenin hakimi ünvanını kullanıyor Akatlar? Çünkü ilk defa merkezi krallığı kuran Akatlardır. Buradan aklınıza gelsin arkadaşlar. Ki krallıklar genellikle sömürgeci olmayan ve sömürgeci olan olarak tarif edilir. Kuşatıcı olmak sömürgeci olmaktır. Yani
kültürünü asimile etmektir. Hititler kuşatıcı olmayan imparatorluktur. Kuşatıcı olan imparatorluk. Yani o bölgenin kültürüne sahip çıkmıştır. Asurlar ve Babiller ise sömürgecidir, kuşatıcı olmayandır. Yani o bölgenin kültürünü kuşatmamış, sahip çıkmamış, asimile etmiştir. Bu yorumu da unutmayın ama bu yorum artık eskidi. Yani bu bilgi artık kullanılmıyor. Eskiden çok kullanılırdı. Birazdan geliriz onun aramsine. Mezopotamya uygarlıklarının özelliği nedir? Mezopotamya dediğimiz yer arkadaşlar güney ve kuzey. Acaba haritayı koydum mu? Koymamışım. Tüh. Neyse. Var mı harita? Peki koymamışım haritayı. Ne yapalım arkadaşlar? Şöyle diyelim arkadaşlar Mezopotamya. Şöyle bakabilirsiniz hemen. Anadolu. Tamam mı? Şöyle bakın. Şöyle görün hemen. Burası Mezopotamya. Tamam mı? Sümer burada. Sümerler burada. Elamlar burada. Asur burada. Asurlar. Akatlar ve Babiller burada. O zaman Akat Babil Orta Mezopotamya. Elamlar Mezopotamya'nın dışında ama Mezopotamya uygarlığı. Sümerler aşağı Mezopotamya. Asurlar ise yukarı Mezopotamya. Ve Mezopotamya iki nehir arası. Ne demek iki nehir arası? Fırat ile Dicle Nehri arasındaki bölgeye Mezopotamya deniliyor. Tamam mıdır arkadaşlar? O zaman Mezopotamya'nın kuzeyine yukarı, güneyine ise aşağı ismi veriliyor. Sıralama buna göre. Sümerler aşağıda, Asurlar yukarıda. Sümerler güneyde, Asurlar kuzeyde. Tamam mıdır? Ve genellikle yapı malzemesi olarak kilden, topraktan eşyalar kullanıyorlar. Bu nedenle arkadaşlar dayanıksız eserler günümüze kadar gelmedi. İlk defa yazı burada bulundu. İlk defa hekimlik burada ortaya çıktı ki Mezopotamya'daki hekimlere suyu tanıyan kimse ismi verilmiştir. Peki bu Mezopotamya uygarlıklarından Sümerlere bakalım. Sümerler deyince neler aklımıza gelir? İlk site devletleri, şehir devletleri Sümerler'de ortaya çıktı ve aşağı Mezopotamya'da kuruldu Sümerler. Arkadaşlar Sümer krallarına genellikle Patesi, Ensi ismi verilir ki bunlar şehir devletinin başındakiler. Yani aslında şudur. Ensi, Patesi. Ensi dediğimiz beydir, bey. Patesi dediğimiz kraldır, tamam mı? Ama bu kral birkaç siteye hakimse Lugal ismini alır. Eğer Sümer ülkesinin tamamını egemense Lugal ismini alır. Lugal Kalm ismini alır. O zaman Ensi, Patesi, Lugal Kalma ünvanları Sümer krallarının kullanmış olduğu büyükten küçüğe olan ünvanlardır. Ve şehirler genellikle zikkurat dediğimiz tapınakların etrafında şekillenmiştir. Arkadaşlar tarihte ilk defa, bunu unutmayın. İlk defa, tarihte ilk defa bentler, barajlar, sulama kanalları, sulu tarım, bakın sulu tarım, sütun, kubbe ve kemer üslubunu ortaya çıkaranlar Sümerlerdir. İlk defa bentleri yapanlar, barajları yapanlar, sulama kanallarını yapanlar, sulu tarımı yapanlar, sütun, kubbe, kemer üslubunu getirenler, devam ediyorum. İlk defa aylı takvimi bulanlar, ilk defa saati 60 dakikaya bölenler, ilk defa gün kavramını bulanlar, ilk defa hafta sonu tatilini bulanlar, ilk defa güneş saatini burçları icat edenler, ilk defa dört işlemi kullananlar, ilk defa daireyi 360 dereceye bölenler Sümerlerdir. Unutmayın arkadaşlar. Zaten astronomi deyince ilk defa akla Sümerler gelir. Astronomi de zaten bunları gerektirir. Anlaştık mı arkadaşlar? Buradan aklınıza kalacak. Unutmayın. Zikkuratlar, akbabalar, stili, ur standardı bunlar Sümerlerden kalma eserlerdir. Ki burada bir şey daha unutmamanız gerekir. Tamam bunları söyledim. Bir şey daha unutmamanız gerekir arkadaşlar. O da şu. Tamam yazıyı söyledim. Tablet evini söyledim. Bunu geçiyorum. Şeyi söyleyeceğim. Hukuk. İlk defa yazılı hukuku ortaya çıkaranlar Sümerlerdir. Bunlara Urgakina kanunları denilir ki Lagaş kralı. Lagaş kralı Urgakina M.Ö. 2375'te yazılı hukuk kurallarını yapmış. Ki evlenme, boşanma, miras, evlatlık, değiş tokuş, kira, ödünç verme, faiz, alım, satım gibi işleri yazılı hale getirmiştir. Bu hukuk kuralları tarihteki ilk defa yazılı hukuk kuralları olarak bilinir. Burada şunu da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuna da bakalım. Hemen yazayım. Hukuk kurallarında cezalar genellikle kolektiftir. Tamam mıdır? Yani
Kişi bir suç işlediğinde o ceza ailenin tamamına verilir. 1. 2. İlk defa yazılı hukuk ortaya çıkaranlar Sümerlerdir. Ayrıntılı hukuk ortaya çıkaranlar Hammurabi'dir, yani Babil hukukudur. Medeni hukuk ortaya çıkaranlar Hititlerdir, kadın hakları. İlk defa kadına bu hakları veren Hititlerdir. Arkadaşlar ilk defa modern hukuk ortaya çıkaranlar Roma'dır. Roma günümüz hukukudur, modern hukuk. Biz buna 12 levha kanunları deriz, tamam mı? Arkadaşlar ki şu Hammurabi kanunlarında kısas sert olduğunu unutmuyoruz. İlk defa ilahi hukuk kuralları, yani dini hukuk demeyelim, ilahi hukuk, tek tanrılı hukuk kurallarını ortaya çıkaranlar ise İbranilerdir. Biz buna eski ahit deriz. Yahudilik yani. Eski ahit, İbraniler. Tamam mıdır? Bunu unutmuyoruz hukuk kuralları ile ilgili. Edebiyata gelince, edebiyatta şu üç unsuru unutmayacaksınız. Bir, Adapa mitosu. Nedir? Miraç hadisesini anlatır. Yaratılış destanı, arkadaşlar, yarı insan, yarı balık ki bunu anlatır. Yarı insan, yarı balığı unutmuyorsunuz. Dünyanın nasıl yaratıldığı ki, bunun devamı tufan hikayesidir. Tufan destanı. Gılgamış destanı ise arkadaşlar Sümer krallarından Gılgamış'ın ölümsüzlüğü aradığı destandır ki burada da yarı insan yarı boğa anlatılır. O zaman Gılgamış'ta ölümsüzlüğü aramak, yarı insan yarı boğa, yaratılışta dünyanın yaratılışı, yarı insan yarı balık unutmuyorsunuz arkadaşlar ki özellikle Mezopotamya kültürünün oluşumunda yaratılış destan çok önemli, Babil kültürünün oluşumunda. Adapı mitosu ise Miraç hadisesinin anlatıldığı mittir. Bunların her birisi aslında yaratılış miti, Gılgamış destanı, Adapa miti diye geçer. Tamam mıdır? Mesela yaratılış destanı denmez çok fazla. Yaratılış mitosu derler. Ama bir destandır sonuçta. Bu yaratılış Roma'da da vardır. Bizim Türklerde de, Altay Türklerinde de vardır. Arkadaşlar akatlara gelince akatlarla ilgili neler bilmemiz gerekiyor? Hemen onlara bakalım. Boş verin Sami kökenini. Sami dediğimiz Arap kökenli. Bu arada arkadaşlar Mezopotamya uygarlıklarının hemen hemen tamamına yakını Sami kökenli arkadaşlar. Yani o şeyler, Akatlar, Babiller filan bunlar Sami kökenli. Amurrular, Keldaniler, Kaldeliler filan diye geçer bunlar, tamam mı? Özellikle Babiller. Ne bileceğiz burada? Birincisi şu. Arkadaşlar burada bakın devlet yazacağım size. Sümer, Akat kısaltarak yazayım. Babil, Elam ve Asur. 5 tane yazdım. Sümerlerde başkent yok. Akatlarda başkent var. Agade yani Akat. Babil'de başkent var. Babil. Elam'da başkent var arkadaşlar. Sus. Asur'da başkent var. Ninova. O zaman Asurların başkenti Ninova. Elam'ın başkenti Elam. Sus. Babil'inki Babil. Akat'ınki Agade. Sümerler zaten şehir devleti. Merkez otorite zayıf. Hemen hemen kralların hepsi rahip kral. Tamam mı? Yani baş rahip, baş komutan, baş yargıç. Ki en önemli özelliktir baş rahiptir. Bu şu demektir o zaman. Genellikle devletler teokratik. İlk çağ uygarlıklarındaki devletler genellikle teokratiktir. Babillerde biraz daha o Hammurabi'den dolayı mutlak anlayış vardır. Biraz daha egemenlik dine değil de adalete dayandırılmıştır ki Hammurabi kendini adaletin kralı olarak görmüştür. Bunu unutmuyorsunuz. Adaletin kralı Hammurabi. Hammurabi kanunları, tamam mıdır? Şimdi ne diyor? Arkadaşlar o zaman Akatların başkenti Agade. Genellikle hükümdarları evren ve dünya kralı unvanını kullanmış. Yani evrenin kralı, dört bir yanın kralı, dünya kralı unvanını kullanmış. İlk defa imparator, ilk defa merkezi krallık Akatlar ortaya çıkmış. İlk defa düzenli orduyu kuran Akatlar olmuş. Akatların en ünlü kralı 1. Sargon, aynı zamanda kurucusudur ama tanrılaştırılmış kralı Naram-Sin'dir. Burada iki isim bilin. Bir Naram-Sin, Naram-Sin tanrılaştırılmış kraldır. Mısır'da, bakın Tanrı ile ilgili olduğu için, Mısır'da Tutankamon vardır. Kısaltarak yazdım. Tutankamon da Mısır'da çok tanrılı inanışı ortadan kaldırıp yerine tek tanrılı inanışı getiren adamdır. Tutankamon Mısır'da tek tanrılı inanışı getiriyor. Naram-Sin ise Mezopotamya'da kendisini tanrı ilan ediyor. Tanrılaştırılmış kral olarak geçer. Normalde tanrı kral anlayışı Mısır'da vardır. Yani şeyde Mezopotamya'da pek yoktur. O zaman Akatlar ilgili bu bilgileri bileceğim ve Gutiler tarafından Akatlar yıkılmıştır.
Dört bir yanın kralı yani. Dört bir yanın kralı, evrenin kralı, dünya hakimi. İlk dünya hakimi mesela Kral Sargon. Arkadaşlar Elamlara gelin ne diyeceğimi bilemiyorum Elamlarla ilgili. Mezopotamya'nın dışında biliyorsunuz başkentleri Elam. Bugünkü Mezopotamya ülkesinde değil. Sümerlerin doğusunda başkentleri Sus şehri. Mezopotamya'nın en sönük medeniyeti. İşte Sukkal. İşte hükümdarlar, kral, yargıçlar, dörtler kurulu. Çok bir şey bilemiyoruz bunlarla ilgili arkadaşlar, tamam mı? Babillere gelince arkadaşlar iki tane Babil devleti var. Birinci Babil olarak şöyle görelim, tamam mı? İkinci Babil olarak böyle görelim. Birinci Babil'de Kral Hammurabi, ikinci Babil'de Nabukadnezar aklınıza gelecek. Nabukadnezar zaten ikinci Babil devletinin kurucusudur. Birinci Babil devletinin en ünlü hükümdarı Hammurabi'dir. İkinci Babil devletinin kurucusu Nabukadnezar'dır. Bu şeyi yaptırandır Nabukadnezar. Hatırlayın bunu. Babil asma bahçelerini yaptırandır Nabukadnezar arkadaşlar. Tamam ki zaten mimari açıdan Mezopotamya'nın en medeni devleti uygarlığı Babillerdir. Mimaristan en gelişmiş devleti uygarlığı Babillerdir. Şeyi biliyorsunuz İştar Kapısı, Babil Kulesi, Babil Asma Bahçeleri Babillere ait en ünlü mimari eserlerdir. Ne dedik? En ünlü kralı Hammurabi'dir. Hammurabi adaletin kralı. Ünvanını kullanmış, mutlak krallık anlayışını getirmiş. Ayrıca hukuk kurallarını daha ayrıntılı hale getirerek anayasal nitelik kazandırmıştır bu hukuk kurallarına. Borçlar hukukunu ayrıntılı bir şekilde ele almış. Mesela Hammurabi'nin bu hukuk kurallarını yapmasının en önemli sebebi insanların borcundan dolayı intihar etmesi artık yani. O yüzden de ne yapmış? Bu borçları ötelemiş, affettirmiş. Bunun için yeni kanunlar ortaya çıkarmış. Ki ondan sonra da kısasa kısas prensibini getirmiştir. Tamam mıdır? Bunu unutmuyoruz birinci bilgi. İkinci bilgi olarak Nabukadnezar tarafından Babil Devleti yeniden kurulur arkadaşlar ki Nabukadnezar Babil Asma Bahçesi'ni yaptıran hükümdardır. Asurlara gelince, bence Asurlar Sümerlerden sonra en önemlisi, yukarı Mezopotamya'da yaşadılar. Bulundukları coğrafya gereği kara ticaretiyle ilgilendiler ki ilk kara kolonici devlet Asurlardır. İlk defa kara kolonici anlayış Asurlarla başlar. Asurlar tüccar topluluktur. İlk çağın tüccar toplulukları kimdir diye sorarlar size. İlk çağın tüccar toplulukları. İlk çağın tüccar topluluklarını yazıyorum. Asur, Lidya, Soğut. Bunlar arkadaşlar Asur, Lidya, Soğut. Bunlar ilk çağın tüccar topluluklardır. Buna denizde Fenike'yi ekleriz. Tamam mıdır? Bunlar tüccardır. Özellikle Asur, Lidya, Soğut. Bunlar tüccar topluluklardır. İleride karşımıza çıkacaktır bununla ilgili. Ne yaptı? Bunlar ticaret yaptı. Bu ticaret sayesinde Anadolu'da Kültepe yani Kayseri Kültepe, Yozgat, Alişar, Çorum, Boğazköy'de Karum adını verdiğimiz ticaret yerleri, koloniler kurdular. Bu sayede Anadolu'ya yazıyı getirdiler. O yüzden Anadolu'da yazının bulunduğu çağ Orta Tunç Çağı olarak da geçer. Asur ticaret kolonileri çağı olarak da geçer. O zaman Asurların en önemli özelliği Anadolu'ya yazıyı getirmiş olmalarıdır. Zengin bir topluluk. Zengin olduğu için ilk defa kütüphane Asurlarda ortaya çıkmış ki tarihte ilk defa kütüphanenin ortaya çıktığı yer Ninova'dır. Bunu da unutmayın. İlk defa kütüphaneyi kuranlar Asurlardır. İlk defa kütüphane Ninova'da ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İlk çağın ticaret mekanları ne? Karum. Karum pazar yeri demektir arkadaşlar. Agora Yunanlardaki meydan yine pazar yeri anlamına gelir. Han, kervansaray bildiğiniz çarşı. Aras da genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkanların bir sokak üzerinde sıralandığı hal. Ribatlar, hanlar, kervansaraylar. Vabartum konuk evi olarak kullanılır. Vabartum unutmayın. Vabartum'un konuk evi olarak kullanıldığını unutmuyoruz. Arkadaşlar, evet bugün de bu kadar, tamam mı? Yarın, bundan sonraki konu daha seri, daha hafif. Yarın kaldığımız yerden devam edip şeyi bitireceğiz. İslam öncesi Türk tarihini bitireceğiz, haberiniz olsun. İslam öncesi Türk tarihini, öbürsü gün işte atıyorum Orta Çağ tarihini, öbürsü gün İslam tarihini, öbürsü gün işte Türk İslam tarihini bitireceğiz ama cumartesi pazara geldiğimizde, cumartesi pazar biraz fazla ders yapacağız. Yani belki 5'er saat ders yapacağız, haberiniz olsun. Belki 4'er saat ders yapacağız. Daha hızlı ilerleyeceğiz. Böylelikle 14'üne kadar konumuzu bitirmiş olalım. Bu başlangıç dersiydi. Başlangıç dersinde
Böyle gecenin bu saatinde de çok yormak istemedim sizi. Yeter bu kadar bugünlük, tamam mıdır? Kafanıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Anladık mı? Bir sıkıntı yaşadık mı? Valla Merve, elimden geleni yapacağım bitirmek için. Bitireceğim inşallah. Tamam mıdır? Bitireceğim inşallah. History teacher'ım. Hakikaten ya, izliyorsunuz ama beğenmeyi unutuyorsunuz galiba. Beğenmezseniz anlatmam. Bir böyle şey yapayım. Nazı çekeyim mi kendime? Evet. Şöyle tabii kamerada farklı gözüküyorum. Yani farklı. Şimdi sıkıntı yok. Yorulmaya alışıksınız. Tamam. Nereye kadar işleyeceğiz? Arkadaşlar, ilerleyebildiğimiz yere kadar. İlerleyebildiğimiz yere kadar işleyeceğiz. Tamam mı? Yani buralar şeyde yok ya. ÖSYM'ne sorar serisinde olmadığı için ÖSYM'ne sorar yok. Hayır. Benim söylediğim Hakan. Tutankamon. Benim söylediğim buralar ÖSYM'ne sorar da yok. Buralara biraz ağırlık veriyorum. Ama Avrupa tarihine ağırlık vereceğim. İslam tarihine ağırlık vereceğim arkadaşlar. Diğer yerler zaten ÖSYM'ne sorar da olduğu için oraları biraz daha seriye geçeceğim. Direkt nokta atışı olarak geçeceğim. Tamam mıdır? Yarın dersimiz 9.30'da arkadaşlar. Tamam mı? Yarın dersimiz 9.30'da olacak, haberiniz olsun. Tabii orta yeni yakın. Oraları göreceğiz sizinle. Cumartesi pazar derslerimizi gündüz yapacağız. Gündüz olacak. Gündüz olacak, tamam mı? Canlı yayında bulanık görülebilir ama tekrar izlediğinizde onu YouTube senkronize eder. Kalitesi 1080'e çıkar, tamam mı? Şu anda canlı yayında kalitesi 720p olabilir. O yüzdendir, tamam mıdır? Bence Feyza yeterli olur. Yeterli olur. Yok Gamze, alan eğitimi anlatamam. Yani harbiden anlatıyorum dersem yanlış, yalan olur yani. Cemal, ÖSYM ne sorar videolarını... Tabii ÖSYM ne sorarı bir izleyin siz orada. Olur mu? ÖSYM ne sorar izleyin. 2020'yi izleyebilirsiniz. Tabii Mehmet, Avrupa tarihine daha ağırlık vereceğiz. Yok, alan eğitimi anlatmayacağım Fatih. Tamamdır, hadi bakalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz, hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.